Diyor Şeyma, hemen arkanda antik kent, neler yaşandı ve deprem sonrasındaki durum nedir? Notlar sende. Evet Nilgün Balkaş, depremden etkilenen illerde Adıyaman'da birçok tarihi ve kültürel varlık depremin etkisiyle hasar aldı. Bazılarında da hasar tespit çalışmaları halen devam ediyor. Biz de şu an kameraman arkadaşım Yunus Şaban Yaman ile birlikte Komagene Krallığı'nın 5 büyük şehrinden biri olan Pera Antik Kenti'ndeyiz. Burada deprem öncesinde de hasar tespit çalışmaları devam ediyordu. Şu an hala hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ancak herhangi bir hasar olmaması oldukça şaşırttı. Çünkü deprem sırasında burada kazı çalışmaları devam ediyordu. Şu an kameraman arkadaşım ekranlarınıza getiriyor. Burada bilim adamları, arkeologlar kazı çalışmalarını devam ettiriyorlar. Pera Antik Kenti'nin aslında büyük bir kısmında kazı çalışması yapılıyor. Çok az bir kısmı şu an için açılmış durumda. Burası sur duvarları, halen kullanılan çeşme ve yaklaşık 200 kaya mezarının bulunduğu 2000 yıllık bir antik kent ve depremde hasar görmedi. Çünkü kayalıklardan oluşuyor ve kayalıklar sert bir zemin olduğu için zaten hasar görmemesi aslında beklenilen bir durumdu. Ancak kazı çalışmalarının da herhangi bir sekteye uğramamış olması oldukça şaşırttı. Burası Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde bulunuyor. Yani merkez, hatta merkeze çok yakın bir konum. Depremlerde Adıyaman'da birçok tarihi yapı hasar gördü dedik. Bunların başında eski Kahta Kalesi geliyor. Arsemiya, Ören Yeri ve Karakuş Tümlüsü zarar gördü. Kayalar hatta ortadan ikiye ayrıldı. Ancak Pera Antik Kenti'nde ise Adıyaman'da yıkıcı bir etkiye sahip olan depremde ayakta durmayı başardı. Evet, Adıyaman'daki Pera Antik Kenti'nde devam eden kazılarda en son 2022 tarihinde de 4 bireye ait yaklaşık 1800 yıllık iskeletlere rastlanmıştım. Kentin farklı bölümlerinde halen hasar tespit çalışmaları devam ediyor.